Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane TYT Matematik Kampı'nda 4. haftanın 4. videosundayız. Dafon 16'nın test kısmına başlıyoruz güzel insanlar. Basit eşitsizliklerin zor kısmı burası güzel insanlar. Ne yapacağız? Bugün sizinle birlikte toplam 21 tane soruyla iyice olayı pekiştireceğiz. Geldik sahnemizi çevirdik. Sağ alt köşeden abone olup hocanıza destek oluyorsunuz ve videoyu öyle izliyorsunuz. Şimdi burada x'in aralığı belli, y'nin aralığı belli. Olduğuna göre demiş 2x artı y ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi güzel insanlar biz bu tip sorularda önce istenen 2x'i oluşturmaya çalışıyoruz... Burayı 2 ile çarpıyoruz. Bakın sorunun başında bir şey yazmamışsa reel sayı gibi düşüneceğiz. Sakın ama sakın değer vermeyeceğiz. İşte burada en küçük demiş ya x yerine eksi 2 yazalım. Burada da y yerine eksi 2 yazalım. Öyle bir şey yok. Bakın her zaman burada reel sayı ise siz bu aralığı istenen aralığı oluşturacaksınız. 2 ile çarptım. Eksi 4 küçük eşit 2x küçük eşit 6. Şimdi geldik y'nin aralığını hemen altına yazdık. Eksi 3 küçüktür y küçük eşittir 1. Ve taraf tarafa toplayacağız. Eksi 4 eksi 3 daha eksi 7. Küçük eşitle küçüğün toplamı tabii ki küçük yapar. Burası 2x artı y geldi. Küçük eşit 6 artı 1 7. İstenen aralığı oluşturdum. Yani 2x artı y'nin aralığını oluşturdum. Peki buradaki en küçük tam sayı değeri nedir? Cevap eksi 6'dır. Belki değer vererek de sonucu yine eksi 6 bulacaktınız. Ama şunu unutmayın. Lütfen ama lütfen bu tip sorularda değer vermek her zaman sakıncalıdır. Bunu not alın. Tamam mı canlarım? Şimdi geçtik ikinci sorumuza. Burada x, y, z gerçek sayılarmış. Yine x'in, y'nin, z'nin aralığı belli. Burada x eksi y artı z'yi bulacağız. Peki ve bundaki en büyük değere bakacağız. Şimdi önce mecburen eksi y'yi bulmam lazım. Bu ifadeyi eksiyle çarpacağım. Negatif bir sayı ile çarptığın zaman eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değişiyor. O zaman Eksiyle eksinin çarpımı artı 2 yaptı. Büyük eşit oldu. Yön değiştirdi. Sonra geldim eksiyeyi yazdım. Sonra geldik küçük dediğimiz ifade büyük oldu. Burada eksi 1 ile de 4'ün çarpımı da eksi 4 oldu. Şimdi sen taraf tarafa toplamak istiyorsan mecburen eşitsizlikler aynı yöne bakmalıydı. Mesela x'in yönü eksi 4 küçüktür. x küçük eşittir 3. Yani küçükten büyüğe gitmiş. O zaman burada... Eksi y'yi de yine küçükten büyüğe yazacağım. Önce en küçük sayı eksi 4'ü yazdım. Sonra hemen buradaki ifadeyi yazdık. Sonra eksi y sayısını yazdım. Geldim buraya. Küçük eşitini yazdım. Buraya da 2 yazdım. Şimdi geldim z'nin aralığına. 1 küçüktür z küçük eşittir 5. Şimdi taraf tarafa gelin toplayalım. Eksi 4, eksi 8, 1 daha eksi 7. Küçük 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 toplarsan küçük oldu. Şimdi üçü de küçük eşit olduğu için burada mecburen ne olacak güzel insanlar? Eşitlik olacak. Peki 5, 2 daha güzel insanlar kaç geldi? 7, 3 daha ne geldi? 10, burası böyle oldu. En büyük değeri eşitlik olduğu için cevabımız 10 gelecek güzel insanlar. Mantık bu şekilde. Burada önemli olan şey şu. Bu ifadenin bakın bu ifadenin eksi 4 küçüktür y küçük eşittir 2 ile aynı olmasıdır. Yani büyükten küçüğe bu şekilde yazılır. Bu ifade küçükten büyüğe ise bu şekilde yazılır. Tamam mı? Bunları bileceksiniz. Geçtik 3. sorumuza. Burada x ve y neymiş arkadaşlar? Birer tam sayı. Eğer ki sorunun başında bu yazıyorsa gözün kapalı değer vereceksin. Şimdi x eksi y'nin en küçük değeri. Bunun en küçük olmasını istiyorsan burası negatif ya. Buraya ben en küçük değeri vereceğim. Buraya ise verebileceğim en büyük değeri vereceğiz. Peki x yerine yazabileceğimiz en küçük sayı ne? Tabii ki 2. Y yerine yazabileceğimiz en büyük sayı ne? 4. 2 eksi 4'ten en küçük değer eksi 2. Evet bu doğru. Şimdi biz yanlış arıyoruz. X artı y'nin en küçük değeri. Buradaki en küçük değeri bulmak için x'e en küçük değer 2'yi. Y'ye en küçük değer 0'ı yazacaksın. 2 artı 0 yine 2. Evet doğru. Şimdi buranın en büyük değeri. Buranın en büyük olması için buna en büyük Buna en küçük değeri vereceğim. Peki x'e verebileceğin en büyük değer kaç? 4. 2 çarpı 4 eksi 3 çarpı y yerine yazabileceğin en küçük sayı neydi? Sıfırdı. Buranın en büyük değerine gelir o zaman 8. Doğru mu? Doğru. Şimdi x kare artı y ifadesinin en küçük değeri 4'tür. Şimdi x'in en küçük değeri kaç burada? Tabii ki 2. 2'nin karesine gelecek. 4 gelecek. Y'nin en küçük değerine 0 demiştik. O zaman bu da doğru. Büyük bir ihtimal cevabımız burada. E şıkkı x artı y küp ifadesinin en küçük değeri. Şimdi bunun en küçük olması için x yerine zaten kaç yazacaksın? 2 yazacaksın. Peki y yerine ne yazıyorsun? 0 yazıyorsun. O zaman 2 artı 0'dan en küçük değer 2. Bu ise 1 demiş. Cevabımız ne geldi güzel insanlar? E şıkkı çıktı canlarım. Geçtik 4. sorumuza. Burada ne var? Bir çarpma işlemi var. Çarpmayı ben size anlatmıştım. Bir alt alta alt çarpıyorsunuz. Bir de çapraz çarpıyorsunuz. Hemen tek tek yapalım. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı 2. Küçük eşitle küçük eşitin çarpımı küçük eşit. 4 ile 3'ün çarpımı 12. Küçük eşitle küçük eşitin çarpımı küçük eşit. Şimdi çapraza geçtim. 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8. Burası küçük eşit. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3. Burası yine küçük eşit. Buradaki en küçük sayıyı alıyordum. Eksi 8. Küçük eşitini yazdım x çarpı y değerini yazdım. Sonra en büyük sayıyı aldım. O da 12. E bu neydi? Eşitsizlik gösterimiydi. Aralık gösterimi ise eksi 8 kapalı. 12 kapalı. Parantezim bu şekilde cevap aşıklı geldi. Sakın ama sakın alt alta çarpıp bırakmayın. Çaprazda yapacağız. Çarpmada böyle bir şey var. Geçtik 5. sorumuza. 220 litrelik depozit olan bir aracın hareketinden t saat sonra Deposunda kalan Y litre yakıt miktarı 220 14T bağıntısıyla bulunuyormuş. Kalan yakıt miktarı 10 litrenin altına düştüğünde aracın yakıt alması gerektiğine göre deposunun tamamı dolu olan aracın en erken kaçıncı saatten sonra yakıt alması gerekmektedir? Şimdi burada güzel bir şey var. Hemen ne diyeceğiz? O zaman şuradaki 220 eksi 14T onun altına düştüğü zaman biz yakıt alacağız. Bunu buraya bunu buraya attığın zaman 210 olur. Küçüktür 14 T e geldi. Buradaki ifade 7'ye bölündü. 2 buradaki 7'ye 2'ye buradaki 217'ye bölündü. 30 oldu. 30 küçüktür 2 T geldi. 15 küçüktür T. Bakın burada güzel bir sözel oyunu var. En erken kaçıncı saatten sonra? Yani sen 15. saatten sonra ne yapmak zorundasın? Yakıt almak zorundasın. O zaman cevabımız C şıkkı geldi. Geçtik hemen 6. sorumuza. A artı B eşittir 3. B artı C eşittir 4. A artı C eşittir 5. Olduğuna göre A, B, C'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapabiliriz hemen. Bak mesela şu ikisine baktın. B'ler ortak mı? Evet ortak. E bura buradan büyükse. Mesela burada 4 var. Burada 3 var. Demek ki A sayısı C sayısından küçüktür. Şimdi geldik buraya. Bunlar ortak mı? Evet ortak. Bak 4 sayısı 5'ten küçük ya. Demek ki B de A'dan küçük. B A'dan küçük. O zaman sıralama B, A, C geldi. Bu şekilde hemen direkt kıyaslayabilirsin. Geçtik hemen bir sonraki kısmımıza. Şimdi x ve y gerçek sayılar olmak üzere. x eksi 1 bölü 2 ile y artı 2 sayılarının en geniş değer aralıkları aşağıdaki sayı doğrularında gösterilmiş. Peki hemen biz yazalım. x eksi 1 bölü 2 dediğin ifade. Eksi 1 de eşitlik yok. içi boş çünkü. 2 eşitlik yok. içi boş çünkü. Peki geldim buraya. y artı 2'yi de hemen size yazayım canlarım. Burada eksi 2'nin içi dolu. Yine 0'ın içi dolu. O yüzden bunlar küçük eşit şeklinde olacak. Önemli olan kısım burası. Şimdi bizden ne istiyor? X artı Y toplamının en geniş değer aralığını istiyor. Tamam. Gelin X'i ve Y'yi bir bulalım canlarım. X dediğim ifade bu bölü 2 karşı taraflara çarp olarak gitti. Eksi 2 küçüktür. X eksi 1 küçüktür. 4 geldi. Eksi 1 her iki tarafa artı 1 olarak geçerse eksi 1 küçüktür x küçüktür 5 gelir. Bu bizim x değerimizin aralığı. Şimdi geldik buraya artı 2 her iki tarafa eksi 2 olarak geçti. Eksi 4 küçük eşittir y küçük eşittir eksi 2 oldu. Peki hemen gelin canların bunun altına x değerini yazalım. Yazdıktan sonra taraf tarafa bir toplayalım. Eksi 4 ile eksi 1'in toplamı eksi 5. Küçük eşitle küçüğün toplamı Küçük. X ile Y'nin toplamı yine belli. Küçük eşitle küçük'ün toplamı küçük. 5 ile eksi 2'nin toplamı da 3. O zaman bunun aralığı sayı doğrusunda eksi 5 ile 3 arasında ikisinde de dahillik yok. Eksi 5 ile 3 arasında da ikisinde de dahillik yok. Cevabımız A şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik. Hemen ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda A ve B birer gerçek sayı. Burada A A'nın küpünü alıyorsun. B'nin karesini alıyorsun. Bak şunu söylemiştim size. Tek kuvvetlerde sıkıntı yok. Lütfen ama lütfen korkmayın. Çift kuvvetler sıkıntılı. Yani şurası sıkıntılı. Burada bir sıkıntı yok. Alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi gelin ben önce size bir B'nin karesini hesaplayayım. B'nin karesini hesaplarken ikisi de negatif mi? Evet. O zaman eksi 5'in karesi 25. Eksi 1'in karesi 1. O yüzden önce 1'i yazacağız. Burası küçüktü. Geldik buraya sonra 25'i yazdık. Burası böyle. Şimdi A'nın küpünü alacağım. A'nın küpünü alırken tek kuvvetlerde sorun yok demiştim. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Küçüktür A'nın küpü küçüktür. 4'ün küpü de 64. Ama hocam burada A'nın küpünün önü eksi. Mecburen biz bu ifadeyi eksi 1 ile çarpacağız. Çarptığımız zaman negatif bir sayı ile çarpıyorsun. Yön değiştirmeyi unutmayacaksın. Çarparsak Burası 8 oldu. Büyüktür. Eksi A'nın küpü oldu. Büyüktür. Eksi 64 geldi. Hocam e biz toplama yaparken ne yapmamız lazımdı? Aynı yöne bakmamız gerekiyordu. Bu sefer de şu B kareyi değiştirelim mi? Değiştirelim. O zaman önce büyük olan sayı 25'i yazdım. Büyüktür. B'nin karesi yazdım. Büyüktür. 1 yazdım. Şimdi gelin taraf tarafa toplayalım. 25, 8 daha ne yapar? 33. Büyüktür. B'nin karesi eksi A'nın küpü büyüktür. Eksi 63 geldi. E peki buradaki en büyük tam sayı değeri kaçtır canlarım? Tabii ki 32'dir. Cevabımız C şıkkı çıktı. Geçtik hemen 3. sorumuza. Pınar, Eylül, Ayşe bir manavdan yaptıkları alışverişle ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmekteymiş. Neymiş bunlar? Pınar 1 kilogram mandalina almış. 1 kilogram mandalina, 2 kilogram portakal, 1 kilogram da elma almış. Tamam. Eylül 2 kilogram mandalina. 2 mandalina yazalım. 1 portakal. Bir de elma almış. Böyle kilo ama bir tane diyelim biz. Ayşe ise 1 kilogram mandalina. 1 mandalina. 1 kilogram portakal. 2 kilogram da elma. Şimdi en çok parayı kim vermiş? Eylül. Yani bu bizim şu 2 dediğimiz ifade. 1 dediğimiz ifade olsun. Bir de 3 dediğimiz ifade olsun. 2 en çok parayı veren. Yani 2'nin değeri kimden büyük? En az parayı kim ödemiş? Ayşe. Tabii ki 3 en küçük bir de ortada. Böyle bir sıralamamız var. Anlaştık mı? Bakın en çok parayı kim vermiş? Tabii ki Eylül. En az parayı kim vermiş? Ayşe. Peki ortada kim var? Pınar doğal olarak. Şimdi ne yapacağız? Bunları hemen burada kıyaslayacağız. 2 tane mandalina artı 1 tane portakal artı 1 tane elma büyüktür. Hemen yazdım. 1 tane mandalina, 2 tane portakal, 1 tane elmadan o da büyüktür. Üçüncüyü buraya sığdırmam lazım. Bir tane mandalina. Evet sığdı mı sığdı. Bir tane portakal. iki tane elma. Bu şekilde olması lazım. Şimdi ne yapıyorduk canlarım üçlülerde? İkili ikili alıyoruz. Bu ikiyi bir alıyoruz. Diğer ikiyi de bir alıyoruz. Baştaki ortadaki ortadaki sondaki. Şimdi dikkat ederseniz canlarım. Bu baştaki ve ortadakinde kimler ortak? Şöyle bak. Bir elmalar ortak. Demek ki onları hiç işleme katmayacaksın. Sen ne yapacaksın? Hemen şunu yazacaksın. 2 tane mandalina artı bir tane portakal büyüktür. Bir tane mandalina artı iki tane portakal. Mandalinayı buraya, portakalı buraya atarsan mandalina büyüktür portakal geldi. Bunu böyle yazdık. Tamam mı canlarım? Şimdi geldik şuraya. Hemen dikkat ederseniz güzel insanlar burada sonuncuyla ortancada kim ortak? Mandalinalar. Bu sefer mandalinaları hiç işleme katmayacağız. Ne yazacağız? 2 tane portakal artı bir tane elma büyüktür. Bir portakal artı iki tane elma yazacağız. Peki güzel insanlar portakalı buraya elmayı buraya atarsak portakal büyüktür elma gelir. O zaman şu ikisini biz birleştirdiğimiz zaman ne yazacağız? Mandalina büyüktür portakaldan o da büyüktür elmadan. Biz büyükten küçüğe yazdık soruda da bizde küçükten büyüğe istiyor. Elma küçüktür portakaldan o da küçüktür mandalinadan. E, P, M gelir güzel insanlar cevabım ne olur? Tabii ki e şıkkı çıkar. Geçtik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda oran orantı mantığı var aslında. Bakın oran orantı. Şimdi burada üç tane oran var. Ve bunları birleştirdiğin zaman biz orantı diyorduk. Her orantının da bir neyi var? Tabii ki sabiti var. Eşittir k dedik. x de birer pozitif. Bak burası da önemli. Pozitif olması çok önemli. Gerçek sayı. Şimdi x y'nin doğru sıralanışı. x çarpı y dediğin ifade 4k'ya eşit. Tamam mı? Ya da şöyle bir şey yapalım mı? Hiç K demeyelim. Kafanız karışmasın. Tamam mı? Şöyle yapalım. X ile Y'nin çarpımı 4. Sonra buranın çarpımı 2. Buranın çarpımı da 3 olsun. 4 bölü 4 1. 2 bölü 2 1. 3 bölü 3 1. Yani sonuçta eşit. Y çarpı Z eşittir 2. X çarpı Z eşittir 3. Peki güzel insanlar. Neye dikkatimizi çekiyor? Yine aynı mantık. Bak kimler ortak? Y'ler ortak. Kim daha büyük? 4 daha büyük. O zaman 4 daha büyük olduğu için şurada geri kalan x ile z'yi kıyasladığın zaman z sayısı x'ten küçük oluyor. Çünkü yukarısı büyük olduğu için. Şimdi geldim aşağıya. Burada kimler ortak? Z'ler ortak. Kim büyük? Bak, aşağı büyük, aşağı. Yani x kimden büyük o zaman? Y'den büyük. Anlaştık mı? X y'den büyük. Şöyle geldik. X sayısı y'den büyük dedik. Şimdi geldik şu ikisinin kıyasına. Burada ne var güzel insanlar? İyi izleyin. Bakın hemen size böyle göstereyim. X çarpı Y eşittir 4. X çarpı Z eşittir 3. Kimler eşit? Tabii ki X'ler eşit. Geldik X'lere eşit dedik. Peki yukarı mı büyük aşağı mı büyük? Yukarı büyük. O zaman Y sayısı Z sayısından neymiş? Büyükmüş. Hemen geldim. Y sayısı Z'den büyük. O zaman sıralama Z küçüktür. Y'den Y'de küçüktür X'den. Yani cevap ne geldi? B şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Bir iş yerinde maaş zammı için iki tane seçenek varmış. Birincisi net 5000 TL. ikincisi maaşın 1 bölü 4. Biz buna benzer bir soru çözdük konu anlatım kısmında. A TL maaş alan işçi birinci seçeneğe bak. A'yı alan biri seçiyormuş. Yani burası daha cazip geliyor. O zaman A artı 5000 dediğin ifade büyüktür. Burada 1 bölü 4'ü kadar veriyor ya. A artı A bölü 4'ten. Burada böyle bir mantık var. Yani burası daha büyük olduğu için ben burayı seçiyorum. Orada daha güzel geliyor bana. Şimdi ne yapacağız? Hemen A'ları götüreceğiz. Bölü 4 karşıya çarpı olarak geçti. Burası 20.000 geldi güzel insanlar. A sayısı 20.000'den küçükmüş. Şimdi geldik buraya. BTL maaş alan işçi de ikinci seçeneği seçiyor. Demek ki şimdi sen B'ye 5.000 lira zam yapıyorsun ya. 5 bin lirayı beğenmiyor bu diyor ki ben ikinciyi istiyorum. İkinci daha büyük bir değer geliyor benim için. O yüzden ben bu tarafı almak istiyorum. E şimdi yine B'ler birbirini götürdü. Böyle 4 karşıya çarp olarak geçti. 20 bin geldi. 20 bin bu sefer B'den küçük. Yani sıralama aslında büyükten küçüğe böyle. Küçükten büyüğe Biz de hep öyle istiyor ya. Geldik şöyle 20 bin yazdık. Sonra geldik A yazdık. O zaman A 20 bin B yazmam lazım. Bak işte bak. A 20 B. Tamam mı? Cevabımız bu şekilde olacak. Cevap C şıkkı geldi. Güzel insanlar. Umarım anlatabilmişimdir. Burada ne? Hemen hangi seçenek daha karlı geliyorsa onu seçmişse daha büyüktür. Tamam mı? Onu düşündük soruyu bitirdik. Şimdi geldik ikinci kısmımıza uygulama 2'ye. A ve B sıfırdan farklı tam sayılar. Tam sayılar diyorsa ne yapıyoruz? Değer veriyoruz. Bak unutmayın bunu. Kesin değer veriyoruz olduğuna göre a artı b bölü a çarpı b ifadesinin en büyük değeri nedir? Ne yapacağız? Kalp metodunu kullanacağız güzel insanlar. Kullanırsak a bölü a çarpı b geldi. Burası da b bölü a çarpı b geldi. Dikkat burada a'lar birbirini burada b'ler birbirini götürdü. Burada 1 bölü b oldu burada 1 bölü a oldu. Şimdi bunun en büyük olmasını istiyorsan değer olarak mecburen faydalı bir ifade olduğu için buraya en küçük değeri vereceksin. Mesela niye? 1 bölü 2'yi düşün, 1 bölü 3'ü düşün. Sen paydayı büyüttükçe ifadeyi küçültürsün. Mesela burada 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten büyüktür. Payda ne kadar küçük olursa ifade o kadar büyük olur. E şimdi hocam küçük olacak diye gelip eksi 3 mi yazacağız? Hayır. E onlar da negatif. O yüzden sağlamıyor. Senin burada yazabileceğin en küçük sayı ne? Tabii ki 1. Burada ne? O da 1. O zaman sıfırdan farklı tam sayı demiş. Mecburen 1'e 1 verdik. Birbirinden farklı dememiş. O zaman 1 bölü 1 artı 1 bölü 1'den... Buranın en büyük değeri 2 gelir güzel insanlar. Geçtik hemen ikinci sorumuza. A sayısı 0'dan küçük. B sayısı sıfırla 1 arasında. C sayısı 1'den büyük. Burada A, B, C'nin toplamı var. Burada diğer öncüllerimiz var. Hangileri daima doğrudur? Bak daima sorularını de çok sever. Birincisi B ve C sayıları bir kez pozitif sayılar. Geldim buraya artı yazdım. A sayısı da negatif bir sayı. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayının işareti bilinemez. Toplanırsa bilinemez. Bunu hep böyle bileceksiniz. O zaman 1 ile ilgili yorum yapamam. Şimdi geldim buraya. Bak farkında mısınız? A sayısı var burada. A sayısı. Şimdi normalde B sayısı C sayısından ne? Tabii ki küçük. Peki sen bunları A'ya böldüğün zaman... Yani negatif bir sayıya böldüğün zaman eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. O zaman B bölü A, C bölü A'dan büyükmüş. Evet bu doğru. Ya da sen bunu ne yapabilirsin güzel insan? Al bu şekilde de yazabilirsin. Yani önce küçük olan sayı küçüktür. B bölü A'dan. Şimdi geldim buraya. A, B, C'nin çarpımı eksi birden küçükmüş. E şimdi burada A, B, C'nin çarpımının eksi birden küçük olup olmadığını nasıl yapabiliriz? Şimdi normalde B ile C'nin çarpımı Farkındaysanız güzel insanlar pozitif bir sayı. Ama hocam e burası pozitif de birden büyük mü? Hayır birden büyük olduğunu bilemezsin. Tek bildiğin şey şu. B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük. E sen şimdi bunu A ile çarparsan A çarpı B çarpı C dedin ifade sıfırdan küçük olur. Ama burada eksi birden küçük olur demiş. O zaman bu ifade daima doğru değildir. Şimdi burayı size biraz aşmak istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle düşünebilir: Hani b birden küçük ya, c de birden büyük ya. Ben bunları çarptığım zaman b çarpı c işte birden büyük olur. Öyle bir şey yok. Bak örnek verelim. B sayısını geldik. Diyelim ki 1 bölü 10 aldık. Peki C sayısında geldik. 2 aldık. 1 bölü 10 ile 2'nin çarpımı ne olur? Sadece 0'dan büyük olur. 2 bölü 10. 1'den büyük oldu mu? Olmadı. O yüzden lütfen burada bazı arkadaşlarım direkt C 1'den büyük. İşte bu 0 ile 1 arasında ben bunu çarparsam kesin 1'den büyük olur diyenler var. Onlar yanlış düşünüyor. Lütfen onu not alın. Bunun doğrusu B ile C'nin çarpımı sadece sıfırdan büyüktür. Ve onu A ile çarptığın zaman A da negatif bir sayı olduğu için eşitsizliği yön değiştirdi. Böyle geldi. Şimdi A, B, C'nin çarpımı küçüktür. A. Burada ne yapacağız güzel insanlar? Burada hemen şimdi bu ifadeyi bir düzenleyeceğim ben sizin için ve detaylı anlatacağım orayı. Bak. 1. A çarpı B çarpı C. A'yı karşı attım. Eksi A oldu. Burası ne geldi? Küçüktür sıfır. A şimdi parantez alırsam buradan B çarpı C eksi 1 küçüktür sıfır. Ben şunu biliyorum bakın. B ile C'nin çarpımı pozitif bir şey. Ama sadece sıfırdan büyük. Şimdi buranın işareti komple şöyle düşünün. B, C'nin sonucu 2 olsa pozitif olur. BC'nin sonucu 1 bölü 2 olsa negatif olur. Yani 2 ihtimalli. 2 ihtimalin olduğu bir yerde daima doğruluk olur mu? Olmaz. Ama ispatlayayım size. A sayısı her şekilde negatif. Eksi ile artının çarpımı evet eksi olur sıfırdan küçük oldu ama burada eksi ile eksiği çarparsan ne geldi? Artı geldi bak sıfırdan büyük oldu. Yani bura iki ihtimalli o zaman bu da daima doğru değildir. Cevabım yalnız iki gelir güzel insanlar. İkinci soruda bence en güzel öncül buydu. Sonra buydu. Tabi buradan bura geliyor. Bunu da bilmeniz lazım. Ve burada da B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük diyeceksiniz. Birden büyük demeyeceksiniz. Ondan not alın ha. Tamam mı? Geçtik üçüncü sorumuza. X, Y'de birer pozitif gerçek sayı. Şimdi birer pozitif gerçek sayıysa burada 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z'yi istiyor. Ama hocam burada Bizim bir önceki bak birinci soruda soru şöyleydi fark ettiniz mi? X artı Y bölü X çarpı Y'ydi. Ne kadar güzeldi. Bak ne kadar güzeldi. Çünkü niye? Sen bunu direkt ayırdın. X bölü X y, sonra Y bölü X y yazdın. Buradan 1 bölü Y ile 1 bölü X'in toplamı gelmişti. Ya hocam burada da öyle bir şey yapabilir miyiz? Yaparız. Bak yaparız. O iş bizde. Ne yapacağım? Tabii ki şu ifadeyi ters çevireceğim. Şimdi bunlar sonuçta pozitif ya. Pozitif olduğu için ben bunu ters çevirdim. X artı Y bölü X çarpı Y oldu. Hiçbir sıkıntı olmaz. Pozitif olduğu için. Normalde şöyle bir şey olurdu. Her ifadeyi ters çevirebilir misin? Çeviremezsin. Niye? Mesela belki burası sıfır. Burası diyelim ki başka bir şey topladın 2 geldi. Mesela bu 0 bu 2 olsa çarparsın 0 olur. Burası 2 gelir ama ters çeviremezsin. Bak şimdi burayı hiç görmeyin. Başı okumayın. Yani şurayı bir okumayın. Şimdi diyeceksiniz ki hocam orada pozitif diyor. Ben zaten biliyorum pozitif dediğini ama siz her ifadeyi ters çeviremezsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum size. Burada mesela bu ihtimallere göre mesela ters çevrilmezdi ama bizim sorumuzda pozitif dediği için banko ters çevirebilirim. Çevirdi o zaman ters çevirdiğin zaman eşitsizlik yön değiştiriyordu. Bir dakika geri alacağım. Şöyle hemen kırmızıya geçtim. Küçüktür bir yazdım. Şimdi burayı ters çevirdim. Y artı Z bölü tabii ki Y çarpı Z küçüktür 1 bölü 2 oldu. Burayı da ters çevirdim. Burası ne oldu güzel insanlar? X artı Z bölü tabii ki X çarpı Z küçüktür 1 bölü 3 geldi. Şimdi canlarım burada bakın uzun uzun yazmayayım. Buranın anlamını biraz önce size söyledim. 1 bölü y ile 1 bölü x'in toplamı küçüktür 1. Buranın anlamı da 1 bölü y ile 1 bölü z'nin toplamı küçüktür 1 bölü 2. Buranın anlamı da 1 bölü x ile 1 bölü z'nin toplamı küçüktür 1 bölü 3. Gelin bunların hepsini toplayalım. Bak her değerden 2 tane var. O zaman 2 parantezinde 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z hepsinden 2 tane var küçüktür. 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3'ü toplayacağım. 1 artı, 1 bölü 2 artı, 1 bölü 3. Gelin payda eşitleyelim. Bunu 2 ile, bunu 3 ile, şurada 6 ile olacak. 6, 3 tane geldi. 9, 2 tane geldi. 11, 11 bölü 6 çıktı. Şimdi buradaki çarpma buraya ne olarak geçecek? Tabii ki bölme olarak geçecek. O zaman canlarım dikkat. Bak burası ne oldu? 11 bölü 12'den küçük. Şimdi Dikkat 11 bölü 12 bir basit kesirdir. Mecburen buranın sonucu bir basit kesir olacak. Yani basit kesirden küçük bir şey banko basit kesirdir yine. Bileşik olmaz. O yüzden mesela bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Sadece cevap A şıkkı olabilir. Anlaştık mı? Mantık bu. Mesela ne olabilir? 10 bölü 12 olabilir. Bundan küçük sadeleştirirsin. 5 bölü 6. Bak bu geldi. Ama 13 bölü 12 dediğin ifade bunun sağındadır. Ondan büyüktür. Mesela 1 dediğin ifade 12 bölü 12 ondan büyüktür. 2 ile genişlet 14 bölü 12 büyüktür. 3 ile genişlet 15 bölü 12 büyüktür. Küçük olan yer bu tarafta. Mevzu bu. Geçtik 4. sorumuza. Şimdi bir mobilya atölyesi üretilen eş yükseklikteki özdeş koltuk süngerlerini test etmek için ABC kilogram ağırlığındaki 3 farklı cismi kullanıyor. Süngerin üzerine konulan cismin ağırlığı ile süngerin yüzeyinin çökme miktarı orantılıdır. Yani burada farkındaysanız ne yapmış? En fazla çöken kim? En fazla çöken tabii ki Y. Niye? Çünkü burada küçük olduğu için şu mesafe burada çökme miktarı fazladır. O zaman C ile B'nin ağırlığı büyüktür. Güzel insanlar. Tabii ki sonra kim? Tabii ki şuraya baktığımız zaman Z yazmış. B artı A gelir. Tamam mı? Sonra da geldik buraya A artı C yazdık. Bak tekrar söylüyorum. Sayı verelim. Diyelim ki burası 10 olsun. Burası 11 olsun. Burası 12 olsun. Yani şuradaki miktar 10. Tamam mı? Zemine çok yaklaşmış. Zemine çok yaklaşmışsa demek ki bunlar en ağırlar. Sonra şuradaki miktar 11. Bu zemine biraz daha yaklaşmış buna göre. O zaman bu ağırlık bundan büyüktür. Şimdi gerisi neydi? Üçlüleri size öğrettim. İkili ikili alacaksınız. Peki baktığımız zaman C artı B büyüktür. B artı A ise B'ler birbirini götürdü. C sayısı A'dan büyük geldi. Şimdi bunu yazdım. Şimdi geldik buraya. B artı A büyüktür. A artı C. A'lar birbirini götürdü. B sayısı da C'den büyük. E şimdi geldik bu ikisini birleştirirsek. B en büyük sonra C sonra da A. Bu büyükten küçük, küçükten büyüğe A küçüktür C'den o da küçüktür B'den A, C, B. Hangisi var şıklarda? Küçükten büyüğe olan var. Cevabım A şıkkı geldi. Geçtik hemen 5. sorumuza. A bir gerçek sayı. 1 küçük A küçük 6 olduğuna göre A kare eksi 2 artı 4 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben size konu anlatım kısmında da söyledim. Burada yapacağımız işlem neydi? Tam kare metodu yapıyorduk tam kare. Sakın ama sakın gidip bunun karesini alıp ondan sonra eksi 2 a ile toplamaya çalışmayın. Şimdi ne yapalım? Önce tam kare nasıl yapılıyordu onu bir hatırlatalım. Buraya yazdım a kare eksi 2 a artı 4 şeklinde yazdık. Güzel insanlar bunun yarısını alıyoruz eksi 1. Sonra bunun karesini alıyoruz 1. Yarısı karesi. Kural hep bu. En son kaç çıktı burada 1. O zaman sen burayı şöyle yazıyorsun. a kare eksi 2 a artı 1 yaz. Sonra 4 olması için mecburen kaçta toplayacaksın? 3'te toplayacaksın. Topladıktan sonra dikkat şuraya bir odaklanalım sizinle. Burası aslında ne? Tabii ki şurada da ipucu var. a-1'in parantez karesi artı 3. Biz bunu bulacakmışız. Bak iki tane ayrı ayrı olan a'ları birleştirdik. Şimdi gelin sizinle önce a-1'i bulalım. Yani buradan 1 çıkaracağım. Buradan 1 çıkaracağım. Buradan 1 çıkaracağım. 0 Küçüktür a eksi 1 küçüktür 5 geldi. Bunun ne yapacağız? Karesini alacağız. Kare alırken burası sıfır olduğu için zaten işimiz çok basit. Sıfır yazdık. Burası a eksi 1'in karesi küçüktür 25 geldi. Sonra bunlara ne yapacağız? 3 ekleyeceğiz. 3 küçüktür a eksi 1'in karesi artı 3 küçüktür 28 geldi. Yani bu aslında şuradaki ifade 3 küçüktür. A'nın karesi eksi 2A artı 4 küçüktür. 28 çıktı. En büyük değerde ne gelir güzel insanlar? 27. Yani değişiklik çıkar canlarım. Geçtik hemen 6. sorumuza. Şimdi buradaki soru çok güzel bir soru. Şimdi size birkaç tane bilgi vereyim. Normalde bir sayı mutlak değerinden küçükse. Geldik yazdık. X sayısı mutlak değerinden küçükse. Buradan çıkan ilk sonuç şuydu bu sayı negatif bir sayı olmak zorunda. Mesela örnek verelim. Eksi 2 mutlak değer eksi 2'den yani eksi 2 iki, 2'den küçük müdür küçüktür. Burası önemli. Ama burada bir bilgi daha var. X'in karesi mutlak değerinden küçükse bir de bunları düşüneceğiz. Şimdi bu sayı hem negatif hem de karesi kendisinden küçük olacak diyoruz. Mutlak değerinden küçük olacak diyoruz. O zaman hangi sayılar gelir? Mesela düşünsene. X yerine bu sefer eksi 2 yazsak sağlıyor mu? Eksi 2 karesini aldın. 4 mutlak değerini aldın. 2 bak sağlamadı. Demek ki benim burada bu sayım sıfırdan küçük olacak. Bir de eksi 1 ile sıfır arasında olacak. En önemli bilgi burada bu. Bakın bu üçünün anlamı bu. Bu üçünün anlamı bu. Sadece bu ikisinin anlamı bu. Burası önemli. Tamam mı? Şimdi biz ne yapacağız? Eksi 1 ile sıfır arasında bir sayı verelim. Gelin x yerine. Burada küp yazmış ya. Eksi 1 bölü 8 verelim. X yerine eksi 1 bölü 8. O zaman A eşittir. Küp kök eksi 1 bölü 2'nin küpü olur. Bunlar birbirini götürür. A sayısı eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi geldik buraya. B eşittir. 1 bölü eksi 1 bölü 8. Buranın sonucu eksi 8 çıktı. C dediğinde eksi eksi 1 bölü 8'in karesi yapar. Burası da eksi 1 bölü 64 oldu. E şimdi burada en küçük sayı kim? Eksi 8 Peki en büyük sayı kim? C. Niye? Burada unutmayın sıfıra yaklaştıkça değer büyüyordu. En büyük C. Sonra A sonra B cevabım C A B geldi. Eksi 1 bölü 64 ile eksi 1 bölü 2'nin kıyasını yapmayı hatırlıyor musunuz? Normalde şöyle diyorduk. 1 bölü 64 küçüktür 1 bölü 2 diyorduk. Çünkü paylar eşitken paydası küçük olan daha büyüktü. Bak pozitiflerde. E sonra sen bunu eksiyle çarparsan Eksi 1 bölü 64 negatif sayı ile çarptığın zaman eşitsizlik yön değiştiriyor. Bu şekilde oluyor. O zaman eksi 1 bölü 64 eksi 1 bölü 2'den daha büyükmüş. Geçtik buraya güzel insanlar. X, Y, Z gerçek sayılar olmak üzere. X sayısı eksi 1'den küçük. Y sayısı eksi 1 ile 0 arasında. Z de 0 ile 1 arasında eşitsizliği veriliyor. Buna göre X çarpı Z, Y artı Z, X eksi Y işlemlerinden hangilerinin en geniş değer aralığı ile sayı doğrusunda şu eksi 1, bir, bir ve onlar da dahil olmak üzere arasındaki biçiminde verilen sayı kümesinin en az bir ortak elemanı vardır. Yani ben buranın aralıklarını bulacağım. Her bir şıkkın. Bunun acaba ortak bir tane yönü var mı yok mu ona bakacağız. E peki x sayısı negatif. Z sayısı pozitif. Negatif bir sayıyla pozitif bir sayının çarpımı sıfırdan küçük olur. E sıfırdan küçükse banko burayla ilgili bir tane en az ortak yer vardır. O zaman birinci cevabı doğru. Şimdi y ile z'yi toplayalım. Eksi 1 küçüktür y küçüktür 0. 0 küçüktür z küçüktür bir. Taraf tarafa topladım mı? Eksi 1 küçüktür y artı z küçüktür bir gelir. E bunların banko şurası eksi 1 ile 1 arasındaki yer dahillik yok. Banko bir tane kesin ortak yer var mı? Var. Şimdi x eksi y'ye bakacağız. Gelin önce şuna bir bakalım güzel insanlar. x sayısı eksi 1'den küçük. Peki eksi y sayısına bir bakalım mı? Eksi y nasıl bulunuyordu? Hemen sizinle birlikte hesaplayalım. Şurayı eksi 1 ile çarparsam 1. Geldik buraya büyüktür eksi y büyüktür 0 oldu. Çünkü 0 yuttu. O zaman buranın altına 0 küçüktür eksi y küçüktür 1 yazarsak. Ben size geçen derste şunu söylemiştim. Üst sınır var alt sınır yoksa o zaman bak burada yok ya. Hemen şunu yazacaksınız. X eksi y küçüktür 1 ile eksi 1'in toplamı 0. Alt sınırı yazmayacaksın. Çünkü bilmiyorsun. Gider. O sonsuza kadar gider. Eksi sonsuza kadar gider. E demek ki 3. öncülde sıfırda dahillik yok. Ta ne yapıyor? Eksi sonsuza kadar gidiyor. E o zaman burada da Bangkok bir tane ortak yer var mı? Var. Cevabım ne gelecek? En şıkkı çıkacak. Geçtik ikinci sorumuza. Aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan çanta ve kemerin fiyatları bir günlük satış adetleri ve bu satıştan elde edilen toplam gelir verilmiştir. Şimdi burada arkadaşlar... Tane fiyatı kaç TL'ymiş? X TL'ymiş ve 12 tane satılıyormuş. O zaman A dediğin şey aslında ne olur? 12x olur. Peki TL olarak Y TL 18 tane satılıyor. O zaman B dediğin ifade de 18 tane Y'ymiş. O zaman A ile B'nin toplamı 450. Yani 12 tane X artı 18 tane Y dediğin ifade 450 geldi mi geldi? Şimdi burada bir adet kemerin fiyatı yani Y dediğin değer 5 ile 15 arasındaymış. Geldik bunu da hemen buraya yazdık. 5 küçüktür, y küçüktür, 15. Sığdı mı? Sığdı güzel insanlar. Şimdi burada dikkat edin. 12 altının katı, 18 altının katı, 456'nın katıdır. O zaman 6'ya böldüm. Burası 2x. Geldim buraya 6'ya böldüm, 3y. Burayı 6'ya böldüğüm zaman kaç gelir? 75 gelir. Şimdi bundan sonra biz ne yapacağız? X'in aralığını bulmaya çalışacağız. Gelin burada hemen Y'yi bir yalnız bırakalım. 3Y eşittir 75 eksi 2X yazdık. Peki güzel insanlar Y ne gelir? 3'e bölersek 75 bölü 3 25 yapar. Eksi 2X bölü 3. Yani Y gördüğüm her yere 25 eksi 2X bölü 3 yazacağım. 5 küçüktür. 25 eksi 2X bölü 3 küçüktür. 15 yazdım. Dikkat 25 her iki tarafa eksi 25 olarak geçti. Eksi 20 küçüktür. Eksi 2x bölü 3 küçüktür. Ne geldi? Burası eksi 10 çıktı güzel insanlar. Şimdi 3 ile çarptın eksi 60 oldu. Eksi 2x oldu. 3 ile çarptın eksi 30. Ve en son eksi 2'ye böleceğim. Negatif bir sayıya böldüğün zaman eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Burası 30 olur. Büyüktür x büyüktür. Ne geldi güzel insanlar? 15. Yani aradığımız değer 15. 15 ile 30 arasındaymış. Cevabım D şıkkı gelir. Güzel insanlar. Geçtik hemen 3. sorumuza. Kübra homojen bir çubuk. SLP ağırlıkları ve sabit bir destek noktasından oluşan aşağıdaki eşit kollu denge düzenlerini bazı tartma işlemleri yapmıştır. Düzeneklerde verilen semboller büyüklükleri eşit. Kendi aralarında ayrı ayrı özdeş olan cisimlerin ağırlıklarını göstermekteymiş. Şimdi arkadaşlar burada 6 tane S var mı var? Burada da 5 tane L var mı? Var. O zaman burası daha aşağıda olduğu için 6 tane S büyüktür 5 tane L yazdık. Şimdi geldik buraya. P'ler aşağıda olduğu için 3 tane P de büyüktür 4 tane S yazdık mı yazdık. Bak dikkat. Şimdi burada ne dikkatimizi çekiyor? Her ikisinde S'ler ortak. Gelin burada 6 ve 4'ü 12 ile eşitleyeceğiz ya. 3 ile genişletelim. Burayı da 2 ile genişletelim. O zaman 12 tane S büyüktür 10 tane L yaptı mı yaptı. Yine burada 9 tane P büyüktür. 12 tane S yaptı mı yaptı. Geldik buraya 9 tane P'yi de en büyük olduğu için buraya yazdık. Şimdi P ile S'nin kıyasına bakalım güzel insanlar. Düşünsenize burası eşit bile olsa 12'ye 9 olur. E şimdi mecburen bura buradan büyük olduğu için sen buraya 9'dan daha küçük değerler vereceksin. Yani her şekilde P sayısı S sayısından büyüktür. Bunu böyle geldik yazdık. Şimdi P ile L'nin kıyasını nasıl yapacağım? Şöyle size bir hemen burada bir çakallık göstermek istiyorum. Canlarım şuraya mesela 10P yazabilirsin. 10P 9P'den daha büyüktür. Anlaştık mı? E peki o zaman buradan çıkan sonuç 10P dediğin ifade 10L'den büyüktür. E burada onlar birbirini götürürse P sayısı L sayısından nedir? büyüktür. Şimdi geldik buraya. S ile L'nin kıyasını yapamazsın. Çünkü burada dikkat edersen mesela 12 10 Birden fazla durum olur. Şöyle mesela verelim. Buraya 1 verdi. Buraya da 1 verdin. Mesela ne olur? 12 ondan sonuçta büyük oldu mu oldu. Ama SL'den büyük müdür? Değildir. O zaman cevabın 1 ve 2 gelir. Güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza ve bizim son sorumuz. A'nın küpü A'nın karesinden büyük. A'nın karesi de A'dan büyük. Şimdi küpü buradakinden büyükse bir kez A sayısı kesin pozitiftir. Bak burada önemli olan şey bu. Tek kuvvet çift kuvvetten büyükse. Burası banko pozitif ya. Banko burada pozitif olmak zorunda. E şimdi o zaman A da pozitif geldi mi geldi. E şimdi karesi kendisinden büyükse normalde A sayısının karesi kendisinden büyükse A sayısı birden de büyük olmak zorundadır. Bak bir şöyle göstereyim size A'nın küpü A'nın karesinden büyükse buradan çıkan sonuç A sıfırdan büyüktür. Geldik buraya A'nın karesi A'dan büyükse Banko A birden büyüktür. E şimdi güzel insanlar biz buna bakacağız. Burada 3A artı 5B eşittir 2 olduğuna göre B'nin en geniş değer aralığı. Şimdi hemen A'yı yalnız bırakalım. Buradan 2 eksi 5B geldi. 3'e bölersem 2 eksi 5B bölü 3 çıkar. Peki A yerine bunu yazacağım. 2 eksi 5B bölü 3 büyüktür 1. Şimdi bölü 3'ü karşıya attım ben güzel insanlar. 2 eksi 5B büyüktür 3 oldu. Bu eksi 5B'yi buraya 3'ü buraya göndereyim. 2 eksi 3 eksi 1 yapar büyüktür 5B'den. Eksi 1 bölü 5 büyüktür B'den. Yani ben şöyle söyleyeyim. B sayısı eksi 1 bölü 5'ten küçük olan bütün sayılarmış. E nereye gider eksi sonsuza. Eksi sonsuzdan başlayacak. Kimde duracak? Eksi 1 bölü 5'te. Burada eşitlik olmadığı için parantez böyle. Cevabımız A şıkkı geldi. Bunun anlamıyla bunun anlamı aynıdır. Bir sayı ne yapmışsın? Eksi 1 bölü 5 B'den büyük dersin. B sayısı 1 bölü 5'ten eksi 1 bölü 5'ten küçük dersin. Bunların ikisi aynı şeydir. O zaman ne yapacaksın? Eksi sonsuza kadar gideceksin. Önce küçük olan sayı eksi sonsuz. Sonra eksi 1 bölü 5 ve ikisinde de eşitlik olmadığı için parantezlerimiz açık parantez. Ve soru çözümümüz burada bitti. Güzel insanlar bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.